Herkese merhaba arkadaşlar. Orijinal mutfağıma hoş geldiniz. Normalde benim esas evim burası. Yazlık gibi bir yer burası. Fakat çocuklar okulu olduğu için şehirde bir ev yaptık. Şehre taşınmak zorunda kaldık. Bu mutfağım çok güzel. Ben çok seviyorum. Oradaki mutfaklarım güzel değil. Ufak bir yer. Ama arada size bu mutfakta da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Buraya gidip gelmek biraz zor oluyor. İş güç malum. Madem şimdi orijinal mutfaktayız, ne yapalım? Orijinal çiğ börek yapalım. Arkadaşlar, çiğ böreğin orijinali nasıl yapılır? Çiğ börek nasıl yapılır? Bir de şöyle diyeyim, çiğ börek mi, çiğ börek mi diye bir tartışması var. Geçen YouTuber arkadaşlarla tartıştım. Ben bunu bayağı araştırdım. Arkadaşlar, normalde bunun adı çiğ börekmiş. Orta Asya'da çiğ börek, yağda pişen börek demekmiş. Tatarlar bunu almış, göçten sonra çiğ börek onların diline geçmiş. Türkler, normal bizim Anadolu Türkleri de almış, çiğ börek geçmiş. Esas orijinali çiğ börektir arkadaşlar. Herkes çok biliyor, konuşuyor ama biraz kaynakları araştırmak lazım. Neyse, fark etmez, çiğ de denir, çiğ de denir ama orijinali çiğ börekmiş. Nasıl yapılmış bu orijinali? Bu orijinal çiğ börekte sadece un ve tuz arkadaşlar hamurunda. Kıymasında da sadece soğan, karabiber ve tuz. Şimdi yapımına geçelim. Bir kabıma 5 bardak un koydum. Siz bu un miktarını istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. 5 bardak una ben ne atıyorum? 1,5 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bu da sizin tamamen zevkinize bağlı arkadaşlar. Şimdi buna ılık bir su döküyoruz. Önce tuzla unu bir karıştıralım. Ne olur ne olmaz. Buna şimdi ılık su döküyoruz arkadaşlar. Biraz sert bir hamur yapacağız. Bardak un, tam 2 bardak su oldu arkadaşlar. Hamurumuz sert olacak. Eğer cıvık olursa birazcık daha un ekleyebiliriz. Bence tam oldu ama una göre değişiyor tabii ki. Ölçümüz su bardağı. Şimdi bunu bir güzel yoğuralım ve biraz dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz olurken biz kıyma için yapalım arkadaşlar. Şimdi bir kaba bir orta boy soğanı rendeledim. 300 gram kıyma çektirdim kasaba kaburgadan. Kaburga eti biliyorsunuz en güzel et bu kıyma işlerinde. Şimdi buna bir bardak su koyuyorum. Arkadaşlar çok gelmesin size. Biraz karabiber. Yeni malzeme aldım. Mutfak kullanmadığımız için. Bunu ne yapıyoruz? Yarım tatlı kaşığı tuz. Fazla değil arkadaşlar. 300 gram bu. Bunu bir güzel karıştırıyoruz bir kaşık yardımıyla. Başka bir şeyler de koyuyor kimisi. Zevk meselesi tabii ki ama orijinali buymuş. Benim Tatar komşularım vardı eski mahallemde. Devamlı yaparlardı. Kimisi peynirli çiğ börek diyor, o diyor, onu diyor falan filan. Ben Tatarların hiçbir zaman için peynirli yaptığını görmedim. Yani çiğ börek, onlar da çiğ değil de çiğ derlerdi. Onlar da buraya uymuşlar. Biraz daha su arkadaşlar. Ne kadar? Yani 1,5 bardağa yakın su attım. Şimdi bu size sulu gelebilir. Halbuki ama sulu değil.
Bu biraz bekleyince çekecek zaten. Biraz daha bile atabiliriz su. Şimdi şöyle kenara koyalım. Hamurumuz dinlendi arkadaşlar. Ben bunu yarım saat dinlendirdim. Çünkü bu mayasız hamur. Ne maya, ne kabartma tozu, hiçbir şey yok. Onun için birazcık dinlenmesi çok iyi olur. Şöyle hamurumuzu şöyle düz bir şekilde alıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Hanımlar bunu zaten gayet rahat ve iyi yapar. Hamur çok gelir diye korkmayın arkadaşlar. Çok gelirse, kıyma yetmezse biraz da peynirli yaparsınız. O anda çiğ börek diyorlar ama değil aslında. Ona biz peynirli D böreği diyoruz ufakken. Şu şekilde açtığım hamurları bir ceviz tanesi kadar ya da cevizden biraz büyük gibi kesiyorum. Şöyle unladım. Tezgahın bir köşesine şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Önce yuvarlayacağız. Şu boyda isterseniz siz daha büyük yapabilirsiniz. Şöyle yuvarlayıp yapımını hazırlayalım. Ben çekim için 10 tane yapayım arkadaşlar. Gerisini sonra yaparız. Rahat rahat. Gayet basit bir şey. Birazcık zahmetli ama görece olarak yapması basit. Bunu önemli olan şey un. Birazcık un, sert un olacak. Şu ebat yapıyoruz arkadaşlar. Bize bu ebat güzel ve yeterli. Hadi hepsini yapalım şimdi. 10 tane açtım arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Bunu böyle elimizle şöyle hafiften ben gerdiriyorum. İnce oldu mu bu güzel oluyor arkadaşlar. Kıymamızı biraz daha karıştırıyoruz bir kere daha. Bakın kıyma nasıl oldu? Tam kıvamına geldi arkadaşlar. Şişti. Böylelikle çok lezzetli olacak. Şimdi buradan istenilen miktar kıyma alıyoruz. Çok da iyi olmuyor arkadaşlar. Yani çok kıyma koyduğun vakit bu sefer hamurun tadını alamıyorsun. Yani adı üstünde çiğ börek. Birazcık da hamur tadı almalıyız. Şu şekilde kapatıyorum. Kenarlarını bastırıyorum. Şöyle sivri bir çay bardağı altlığıyla beraber mümkün olan en uzak yerden kesiyorum. Şu şekilde oluyor. Bir yandan da hamurumuz, bir yandan da yağımız kızıyor arkadaşlar. Çok kızgın yağ atacağız. Hemen şöyle bir denemeyi yapalım. Güzelce bastırıyoruz. Bu önemli. Bu aşamada hiçbir şekilde un mum atmayın hamurun üstüne, yapışmaz. Aslında bunun bir aparatı var ama onu bulamadım şimdi. Şöyle arkadaşlar hemen kızdırdım, yağ atıyorum. Gördüğünüz gibi biraz yağını bol attım.
Yani bir, bu tavada en az bir parmak, bir buçuk parmak yağ var. Esas bunun orijinal yapıldığı yerlerde kocaman bir kazana yağ dolduruyorlar. Orada pişiriyorlar. Tabii ki içindeki unlar yanıyor, kaba bir görüntü oluyor ve yağ da bozuyor. Onun için çok yağ koyuyorlar. Bir bakalım kabaracak mı? Gördüğünüz gibi davul gibi kabardı. Ağzını iyi kapatırsanız güzel kabarır, hava almazsa. Böreklerimiz pişti. Tabii ki bu kızarma oranı size kalmış. Kimisi çok kızarmış kadar, kimisi az kızarmış kadar. Şimdi ilk böreği pişirdik arkadaşlar. Bu yağ bayağı kızgındır. Altını bir kısıyorum. Bakalım ikinci parçaları atınca yağ ne tepki verecek. Evet. Altını kısmak olumlu. Hamurları atınca bir daha altını açabiliriz. Çok altı açık durduğu vakit börekten dökülen unlar yanıyor arkadaşlar. Onun için arada bir altını kısın. İlk postayı pişirdim. Bu arada iki tane yedim pişirirken. Çok acıkmıştım. İpek gibi olmuş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Fosur fosur kabarır. Tabi belli bir zaman sonra iniyor kabarıklığı. Ama nasıl olduğu buradan belli oluyor. Sesine bakın. Çıtır 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 çıtır. Hatta bir tanesini sizin için keseyim. Şöyle bakalım içine. Mükemmel, mükemmel. Şimdi çayımızı koyalım. Çayla beraber bunu yiyelim. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.